Bak abla, ben babasının da annesinin de kız kardeşinin de sorgulanmasını istiyorum sana. Çok güzel bir şeydi abla. Çok beynimi yordum ve düşündüm, şey yaptım, kanaat getirdim abla. Bundan 5-6 ay önce ben Şirin'i aradım. Şirin dedim, paraya ihtiyacın var mı, çocukların bir şeye ihtiyacı var mı? Hayır dedi, benim senin paraya ihtiyacım yok. Dedim, neden ihtiyacın yok? Benim de hesabımda zaten bir 10-15 bin lira para var. Bu paradan abla annesinin babasının kız kardeşinde hesap şeyi var, haberi var. Remzi, abla şu postane hesaplarına bakarsınız, hesap hareketlerine abla. Postane hesap hareketlerine bakarsınız, bu işi zaten siz kendiniz çözeceksiniz abla. Ama Şirin'in ölümünde en büyük parmağı olan babasıyla annesi kız kardeşi. Bunların da sorgulanmasını istiyorum abla. Ya yok öyle bir şey oğlum, olur mu? Var. Sahip çıksalardı o paranın nereden geldiğini söyleseydiler. Şey bak dedi, o paranın nereden geldiğini söyleseydiler. Her şeyi söyleselerdi böyle zaten bu şu anda bu durumda oğlum olmayacaktı. Dede öyle... savunma hiç. Vallahi bak dede savunma hiç. Para. Savunma. Kızların eve gelmediğini, her şeyini söyleseydiniz. Bak siz belki aslında geniş aile olmayabilirsiniz. Biz kalabalık bir aileyiz, geniş bir aileyiz. Bize en başta söyleseniz biz zaten size her türlü arkanızda olurduk. Anladım, siz belki çekinmiş olabilirsiniz ama... Ben görmedim onu. Sen karına sahip çıksan. Ya boş versene, sen çektirttin beni. Ben veriyordum ya, boş versene. Kızıma para. Ya, sen şöyle abla hesap hareketlerine bakarsan... Bunların da işte parmağı olma. Öyle bir şey yok. Kızıma Sedat Tutaner'in hala da onları dur, sorunluğunu ortaya... Dur bir dur, mikrofonun adam dur. Kızıma para istiyordu Remzi, neye yalan atıyorsun? Bir dakika, aynı anda konuşmuyor efendim. Pardon, kısa diyorlar işte. Ne dedin, ne bir iddia? İşte onu dile getiriyorum abla, şunlar hani... Kızların ölümünde en büyük parmakları olan bunlar abla. Anladın, neden? Çünkü para akışı var. Anladın mı? Nevrigül onlara destek yapıyor. Evet. Nevrigül onlara destek yapıyor. Anladın mı abla? Bu para akışını şey mi sormuyor? Baksana şöyle söyleyeceğim. Ben Nevrigül'ün orada asılı bulunca aslında tabii olay yerine baktığımızda olay yeri bir karmaşık. İşte üzerindeki tişörtü, terliği, ayağı, osu, busu, temizliği, çantası. Kirliliği, çantası hepsi bir şeydi. Bir değişikti. Zaten olayı soruşturan, evet, olayı soruşturan savcı da gittiğinde bunun bir cinayet olduğuna kanaat getirdi. Ama cinayet olduğuna kanaat getirirsin, gidersin. Sonra raporları falan alırsın, denk düşürmeye çalışırsın. Şimdi o yapılacak. O birincisi. Ben açıkçası şunu düşündüm. Başta da dediğim gibi ben bilmiyordum. Siz hani sonradan siz söyleyince. Şimdi roman bir aile ama daha eğlenceli tipler. Ben her zaman söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet, seviyorum abicim. Yani elimde değil yani. Anlatabiliyor muyum? Seviyorum. Beni biliyor. Ama babası hep bize kendi dindar olarak hep dindar. Alakası yok. Karıştırmayın abicim ya. Romanlıkla dinin ne alakası var? Şimdi ben şöyle düşündüm. Bir kere Nevrigül'ün intihar etmesi için bir sebep yok. Yok abi. Çok abi, da yok. Ben görmem yok. Mesela yok. O grupta yok. İntihar. Neden? Çünkü zaten onlar kendi içlerinde, yanılıyor muyum bilmiyorum ama bazı şeyleri çözebiliyorlar. Evet. Şimdi ayrılacağım demiş, ayrılmış. Babasının yanına geleceğim demiş, gelmiş. Evet. Tamam çocuklarıyla ilgili problem yaşıyor ama çocuğu kendisi getirmiş vermiş. Yani Remzi'de gidip kapıdan çalmamış ki çocuğu. Kendisi getirip kendisi... atmış diye abla. Tamam kendisi ya, getirmiş vermiş. Şey yok. Sevgilisi varsa sevgilisi var. Yasaklı madde kullanmak istiyorsa kullanabiliyor. Gezebiliyorsa geziyor. Şimdi bu kız niye intihar etsin? Abla, benim bu kız bir ortamın içine etmez. Düşmüş. Ne yazık yok, ki öyle. Kötü bir ortamın içine düşmüş. Orada ölüme sürüklenebilir insanlar. Evet, alırsın, tehdit edersin, şantaj yaparsın, onu yaparsın, bunu yaparsın. İstediğin kadar ailede daha rahat hisset kendini. O zaman yaşamla farklı noktalara mücadele etme gücünü kaybedersin. Olmadık noktalara şimdi işte gitmek zorunda aslında kalabilirsin. Nazmiye de tüm sorular ondandı Nazmiyeciğim. Sen de ablanla aynı ortamın içindesin ya. Bu kızın başına ne geldiyse orada gelmiş. Remzi'ye şurada katılıyorum. Remzi diyor ki o ortamın içinde bir para kazanıyordu. O bir koca olarak, ayrılmak üzere olan bir koca olarak diyor ki ailesi de bunu biliyordu. Ona karşı çıkmadı çünkü para kazanıyor diye. Ben burada aslında Abdullah'la biz hiç konuşmadık. Abdullah hep sessiz oturuyor, ağlıyor falan ama kendi kendine. Abdullah da biliyor Abdullah. Ortamı. Abdullah ailede en çok seven kardeşlerinden biri Abdullah. Çünkü her zaman değer verdi. Allah bin kere razı olsun, benim çocuklarıma her zaman dayılık yaptı. Her zaman dayılığını yaptı. Ben onun her zaman iyiliğini gördüm yani abla. O konuda hiçbir şekilde günahını alamam, şey yapamam. Çünkü abla sana en çok değer veren insan oydu. Ablasının yani, kötülüğünü hiçbir zaman istemedi. Abdullah'la da hiç konuşamadık ama mesela Nazmiye diyor ki benim kalbime işte tekme attı. Hani ama nedenini de anlatıyor Abdullah. Bilmiyorum ki. Yani sen Nevrigül'le ne yaşıyordun onu da bilmiyorum. Sizle ne yaşıyordu onu da bilmiyorum. Ama arkadaşlar bu ortam zaten suçlu bir ortam yani. Tabii. Ya, bu ortamın içinden başka bir şey çıkmaz. Müge abla, ya 45 yaşında adam 18 yaşında kızla oturmaz. Hem bu ortamda oturmaz. Birden fazla oturmaz. Bir sürü suç çıkar.
birden fazla. O yüzden zaten aslında bu cezası. Dolayısıyla hepsinin cezai meclisi var. Yani Nazmi'cim, yani artık hani olay bu noktalara geldi ya. Sen de eğer daha sonra duyduğun bir şey varsa, daha sonra hissettiğin bir şey varsa, bak hazır gözaltındalarken lütfen anlat. Anlat kızım. Artık anlat. Lütfen bu insanlar evlilik hayatı kurma. Para vermedin. Bakmadın, etmedin. Çocuklarına ben baktım. Kızım yardım paralarını büyüttü. Kardeşi başka para bir şey verdi. Konuşuyoruz. Başka bir şey konuşuyoruz. Artık Nevri Gül değil. Şu an Nazmi'nin hayatı ben çok önemli. Ben kızımın katillerini istiyorum. Onun da korunmasını istiyorum. Tamam işte korunması bu için konuşuyoruz. Yavrularımın da korunmasını. Onlara da bir şey oldu mu bu sefer ben hep ben kafayı bozacağım abla. Tamam. Ben katillerini istiyorum kızımın. Benim beynim çalışmıyor artık durdu. Şu gördüğün adam bir dünyanın mal yakalatmış İznik'te. Kime yakalatmışım? Hani abla öyle bir kayıt var mı? İznik'te 4 yolda arabayı abla, bırakıp kaçmış öyle bir kayıt var mı? Gördüğün adam. Öyle bir kayıt var mı? Aklına senin kayıtlarına sonra bakmadım geliyor. Ben herhalde ya. Bak benim abla benim kayıtlarım orada. Öyle bak hala da iftira atmayın anladın mı? Çok köşeye sıkıştıkça, köşeye sıkıştıkça, köşeye sıkıştıkça iftiralar atmayın. Siz yalan değil. Siz benim çocuğum daha 40'ı daha çıkmamışken, 40'ı daha çıkmamışken çocuğumu niye alıp kaçırdınız? Yemeğinizi dinleyin ya. Kızının en büyük ölümünde suçlusun sen. Kocan Nazmi'yesiniz be. Ha, anladın mı? Senin kızın hayatta değilse kendinizi suçlayın. Kendinizi suçlayın. Remzi, kendinizi suçlayın. Bu da bir dinle. Onların hiçbir şekilde vicdanı sızlamıyor anladın mı? Onlarda vicdan yok. Onların vicdanı sızlamıyor abla. Vicdanı sızlasın şu anda kızlar hayatta olurdu abla. Anladın mı? Vallahi hayatta olurdu abla. Onların vicdanı sızlasaydı kızlar hayatta olurdu. Kızlara babalık yapardı, annelik yapardı. Aynı anda konuşma Remzi bir dur. Senin kızın ölmüş ya. Bir damla gözyaşı dökmedin sen be. Kızın ölmüş senin. Anladın mı? Bir damla. Gözyaşı dökmedin sen. Anladın mı? Yavrumu yediniz. Vallahi hiçbiriniz ağlamadınız. Sen de benim iki çocuğumun annesi diye ağlamadın. Ağlamadım çünkü ben bu ihanetlerden sonra nasıl ağlayayım abla? Nasıl ağlayayım ya? Ben bu dünyalardan sonra nasıl ağlayayım abla ya? Nasıl ağlayabilirim abla? O ihanetlerden çok etkile... Bir dakika durur musun ablacığım lütfen ya. Bu kadar bağımın geliyor. O ihanetlerden çok etkilenseydin... Gider ertesi gibi iki satır yazı yazar, boşanma davası. Ben size ne dedim abla? Bunların amaçları farklı bir zaman parko. Ben 5 kuruş param onların geçmesini istemiyorum abla. Yani ne paralar verildiğini sanıyorsunuz? Ne parası biliyor musun abla? Siz mahkemede ne paralar? 5 ay önce benim Şirin babamı arıyor diyor ki... Baba diyor tamam diyor ben diyor sizin istediğiniz gibi anlaşmalı boşanacağım. Ha. Ama diyor sen diyor köydeki tarlaları da benim çocuklarım üstüne yapacaksın. Çocuklarını bize vereceksin. İstesin alamayacağını biliyorsun. Niye vereceğim ki abla ben niye istemiyorum onların 5 kuruş param geçsin tamam, onlara ya. O öyle ister. İstemiyorum abla ya. O ister. Az önce dedin. O ister. Para vereyim mi diye ben sordum. Ben çocuklarım için gönderdim. Bir dakika para vereyim mi diye sordum. Evet. Benim param var dedi ve benden para istemedi dedin. Evet. Daha ne para davasından bahsediyorsun. Ama abi şimdi ben senden para istememiş gibi kalın. Ben senin dikkatini çekerim abi. Benim babamı arayıp da kalkıp da bu cümleyi söylemesi normal bir şey mi? Ya burada artık... Hayatım siz nereden yola çıkmadınız? Yani buradan yola çıkmadınız abi. Remzi herkes her şeyi ister. Ben abla her seferinde... Bak ya benim Remzi, konuşma kayıtlarım da... Remzi... Ablacığım bak konuşma kayıtlarım da çıksın. Remzi ayrıldığın kadın nereden kayınpederine ait olan malı alacak Allah aşkınıza ya? İşte abla yok bize böyle şey bahanelerle şeyler geliyor. Abla bilmiyorsunuz neler... O öyle neler, istesin. Abla bak bilmiyorsunuz neler yaşadığımı. Bak Remzi... Gerçekten bilmiyorsunuz. Remzi eğer canımı veririm... Tamam mı? O soyadında kalmam. Mal da yerine gelir, para da yerine gelir ama onur, şeref, namus yerine gelmez. Evet, para yerine gelir. Tamam, diyorsun ya ben günde 12 saat çalışıyorum. Evet. Gidersin açarsın davanı, gidersin bu anlattıklarını hakime anlatırsın. Burası bir hukuk devleti. Senin babanın tarlasına ayrıldığı karının ne alakası var? Abla çok yalan konuşuyorlar anladın mı? Güvenemiyorum. Bak ben hala bile bak... Kızının Remzi. Katilleri ortaya çıkmış. Hala kızının katilleri ortaya çıkmış. Daha hala diyor ki Remzi. Çıkmadı. Abla hala Remzi diyor. Hala bak, Remzi diyor. Demedi. Remzi bunlara nasıl bir yara vermiş hepsi, abla ya? Hepsi, Remzi nasıl bunlara bir yara vermiş ki? Ben onu hani onu çözemedim ya. Tamam. Onu çözüyorsun. Ben oğlum, de sana sen ben de çözemedim ya. Ben onu çözemedim ya abla. Ben derdimi anlatamıyorum herhalde. Gerçekten yani derdimi bu. Dur be ablacığım sen de sadece orada canın istediği zaman kızımın katillerini bulun diye bağırıyorsun. Dur dinle ya. Haberin yok senin de hiçbir şeyden. Ama yaşarken de biraz haberin olacak. Bak şurada Remzi'ye katılıyorum. Bütün çocukların senin yasaklı madde kullanıcısı. Hepsi de Remzi'ye alıştırmadı. Bir sorun var yani. Bunu siz biraz da kendi içinize de dönüp bakacaksınız. Evet, Remzi gidecek şimdi hayatınızdan. Daha başka çocuklar var, torunlar var. Evet, bir nerede bir yanlış yaptık diye de siz de bir kendinize evet, bakın. Abla.
Doğrudur. Kızmayın bana yani, dost acı söyler. Ben kesinlikle Remzi'ye de şuradan şey yapıyorum. O yüzden senin de sözlerine güvenemiyorum Remzi. Çünkü kardeşim ne olursa olsun ya, canımı mı alacaklar? Ben bir dakika nikahımda tutmam o kadını. Kendim evet, de durmam. Abla ben gece gündüz yalvardım. Yalvardım onlara. Gelsinler abla, boşanalım. Bir... Bitsin, hayır, canım, alalım, bitsin artık abla. Abla gelmiyordu. Kimsenin bir... Bakın kardeşim. Boşanma davası açmak için kimsenin bir yere gelmesine gerek yok. Zaten boşanma davası açıldığında ben onunla bir yere gidebilecek kadar anlaşıyorsam niye boşanayım ki? Yani ben o şekilde uzlaştığım bir insanla niye boşanayım? Boşanma davası artık her şeyin bittiği noktadır. Ha gel gidelim canım benim, gel gidelim şöyle de anlaşalım dediğim adamla zaten ben uzlaşıyorum. Niye ayrılayım ki? Abla benim anlaşmalı dediğim şey tek neydi biliyor musun? Çocuklar neydi? İçin. Ben çocuklarımı istiyordum abla. Çünkü çocuklarım abla hep oraya atıp gidiyordu. Tamam, anladın mı? Ben çocuklarımın peşindeydim abla. Ben çocuklarımın peşindeydim abla. Yasaklı madde kullanıyor derdin. Abla çocuklarını. Bak Şirin'in yalanlarından dolayı, tamam mı abla? Hani size röportaj verenler var ya abla, ismini açıklamayanlar. Hı hı. Onlar bile şahitlik yapamıyor. Çünkü Şirin nasıl bir yalancı olduğunu biliyorlardı. Onlar da iftira atacaklarından dolayı abla onlar bile yapamıyordu. Korkuyorlardı. Abla hiçbir şey bilmiyorsunuz. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorsunuz. Tamam bilmiyorum. Benim kızım yemin ederim hiçbir şey bilmiyorsunuz abla. Benim kız sağda solda dolaşıyor. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Benim her şeyimi araştılar. Ben zaten valla hiçbir şeyde bilmek istemiyorum. Benim 24 yani. Saat işimin başında her gün işimde olduğunu oğlum, söyler. Sedat sen daha da fazla gençler, iftira atamazsın. Ben anladın adam mı? Sen değilim. Daha fazla bak, iftira atamazsın. Sen var ya kızının şu kadar ölümünü düşünseydin. Bak kızının şu kadar ölümünü üzülseydin. Gözünden bir damla yaş akardı senin be. Bir damla yaş akardı böyle yalandan. He 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 yapıp da böyle ekrana gidip öpmezdin. Evet. Anladın mı? Akını sahte mu? Timsah göz yaşları dökmezdin. Sen de ne gurur var. Sen var ya. Zamanında yedin hurmalar bugün tırmalar. Şimdi. Ya. Anladın mı? Hadi. Şimdi ne oldu? Hadi şimdi kalk ya. Bana bütün Türkiye'nin önünde özür dile bakalım. Kalk. Kalk bütün Türkiye'nin özür dile. Özür dile. Niye özür dilesin? Özür dileyecek adam. Benim üstüme iftira attı ya. Çok teşekkür ederim. Anladın mı? Bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kurtarım. Anladın mı? Şehitlerin önünde ellerimden öper, saygılarımı gösterin. Sen benim abilerime iftira atamazsın. Anladın mı Sedat? Sen atamazsın. Sen özür dileyeceksin. Kimden dileyeceksin lan ben? Şöyle bir, bakın şöyle bir yanlış anla... Özür dileyeceksin lan. Bakın bu gözaltılar... Seslerini alır mısın stüdyodan? Sanırım bak şöyle bir yanlış anlaşılma oldu. 4 gözaltı daha başlangıç. O birincisi. İkincisi bu 4 gözaltıdan birisi öldürdüğü ya da ölüme sürüklediği denilen de bir şey yok. Bu soruşturmanın ilk başlangıcı. Onun altını çizeyim. Ama bunlar yan dosyalarla... Ya bu insanların bir sürü uyuşturucuyla ilgili falan adları geçiyor. Zaten gözaltına almak durumundaydılar. Ha bunların içinde Nevrigül'ün ölümüyle ilgili başka bir bilgisi olan vardır, yoktur vesaire. Ben savcı değilim. Bunun dosyanın savcısı karar verecek. Yani Remzi'cim bunlardan biri öldürdü diye bir şey yok zaten. Biraz bekleyin, soruşturma. Kellemi ortaya koyarım. Bak bunlar yapmadıysa... Bak abla istediğim bütün hakaretleri, bütün her şeyi bana yapabilirsin. Yok ablacığım niye yapayım ya? Anladım. Ben abla adım gibi de eminim bunların yaptığından. Ama o hala emin değil. Neden? Çünkü korkuyor. Kimden korkacağım ya? Kim bir şey onlarda korkacağım? Korkuyor. Benim tek korkum anladın Allah. Mı? Korkuyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.